Güney Afrika'nın okyanus sahilleri zor yaşam koşullarına rağmen çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en yüksek sayıya ulaşanlardan biri ise hüklü fok. Sadece Namibya'nın iskelet sahili 300 bin civarında foka ev sahipliği yapıyor. Benguela akıntısının güneyden taşıdığı besleyici gıdalar, fokların soğuk ve çalkantılı suda hayatta kalmasını sağlıyor. Üremek için karada olmalılar. Kumsalda olanlar biraz daha şanslı. Alanları daha geniş. Suya ulaşmaları daha kolay. Ancak kayalıklardaki kolonilerin işi biraz daha zor. Vücut yapısı karaya uygun olmayan foklar, sivri ve girintili kayalarda ilerlerken hayli zorlanıyor. Bu mahşeri kalabalıkta yavrular annelerinin yanından ayrılmamalı. Henüz avlanamayacak kadar küçük olanlar anne sütüne bağımlı. Binlerce hayvan içinde anne ve yavrusunun birbirini sesinden ve kokusundan tanıması mucizevi. Annelerin başka fokların yavrularına toleransı yok. Bu ufaklık için artık avlanmayı öğrenme zamanı. Çılgınca çırpınan okyanusa girmeye çok hevesli değil. Ancak annesini takip etmek zorunda. Suya atlıyor. Foklar için karadaki en büyük tehlikelerden biri fırsatçı çakal. Çakalın erişkin fokları avlama şansı yok. Savunmasız bebeklerin koloniye katılacağı yavrulama zamanını bekliyor. O zamana kadar kelp martısı gibi leşlerle beslenmek zorunda. Sudan çıkan bu tecrübesiz yavru annesini kaybetmiş. Anne fok buralarda bir yerlerde olmalı. Bulamazsa güneyin vahşi kıyılarında hayat yavru için çok zorlaşacak.